Harikasınız. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Anlaşılan gelecekte orada yaşamaktan tek mutlu olacak kişi Kendall Bey. Çok şükür. Şimdi ne olacak? Şimdi hem Kendall Bey'in hem de çocukların iyiliği için gelecekte neyin, hangi kararın doğru olacağı fikrini Kendall Bey'in aklına sihirle sokacağız. Ay ne fark eder? Gene işin ucunda sihir var. Ha ben onu sihirle yollamışım, ha sen sihirle bu fikri onun aklına sokmuşsun. Duducuğum, senin düşündüğün işleri iyice karıştırır. Benimkisi yol gösterir. Periler de, faniler de zaman zaman gelecekte neyin iyi olacağını bilmeden bir takım kararlar verirler. Bu kararlar zaman zaman istemediğimiz sonuçlar doğururlar. Ah, Kendall Bey çok şanslı ki çevresinde onun için neyin iyi olduğunu araştırabilen bizler varız. Sihirle de olsa bu fikri onun aklına sokmak benim hakkım, görevim. Bırak ben yapayım. Hayır Dudu, bu yetki sadece bende. Aa, ikincisi ne içindi? İkincisi seni burada gördüğünü unutması içindi. Şimdi o kararlarıyla baş başa kalacak, düşünecek, düşünecek, düşünecek ve kararını verecek. Hadi gidiyoruz. Gözümle görmeden şuradan şuraya adımımı atmam. Saçmalama Dudu. Adamın düşüncelerini nasıl görebileceksin? Hadi gidiyoruz. Gel bakalım toprak. Hoppa. Oh be. Sıkılmıştım arabanın içinde. Böyle iyi mi? Çok iyiyim. Sağ ol Çilek. Bakın size ne getirdim. Yaşasın. Benim için. Gerek yok. Ben içerim. Aa. Bu da neyin nesi? Abim sinirinden kum torbasına vurmaya başladı herhalde. Day 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 day. Zaten hepsini kavga çıkarmak için yapıyor. Aa! Bu nasıl olur? Ne nasıl olur? Bardağa bak, boşalmış. Hem de yere hiç dökülmemiş. Ben içtim abla. Sen mi? Evet. Kendininkini niye içmedin? Onu da içeceğim. Öf Çilek, ammarsızsın. Ben toprağa bir bardak daha getireyim. Biz bizeyken istediğin sihri yap. Ama ablamların yanındayken hiçbir sihir yapma. Ya tamam. Ay buradan anlamıyorum, kararı değişti mi değişmedi mi? Toplanıp gidiyor işte. Belki Betüşlere gidiyordur. Kararının değiştiğini onlarla konuşacaktır. Keşke orada kalsaydım. Ne olur ne olmaz. Aa, bakın bakın, Betüşler de oraya geldi. Aa, onlar niye oraya geldi? Yoksa içlerinden biri gitmeye mi karar verdi ha? Hayır Dudu, hiçbir yere gidemezsin. Buradan seyret. Ha. Sana dur dedim. Her şeye yasak, her şeye engel. Hepinizin birden buraya gelmesine çok şaşırdım. Dayanamadık baba. Ben de dayanamadım. Biraz sonra size gelecektim. Aa, niye? Kararlarımda küçük bir değişiklik oldu. Ay, ne gibi? Şey, hepinizin gözlerinde oraya gitmek istemediğinizi görüyorum. Ve size böyle bir teklifte bulunarak haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Baba. Yok, üzülme. Size sormadan böyle bir şeye kalkışmamam gerekirdi. Yani benim tatilim uzun sürdüğü için bekleyemediğiniz eminim. Senin hiçbir suçun yok. Bu arada annem nerede? Dudu mu? Hiç görmedim. Ama nasıl olur? Buraya gelecektin. Buraya mı? Hani çocuklarımı uzağa göndermeyin demek için. Buraya gelmedi ama kendisine söyleyin. Göndermeyeceğim. Ne? Düşündüm de bu yaşlı başlı adamın da biraz maceraya ihtiyacı var. Burada sizin aile düzeninizi bozmaktansa ben gitsem daha iyi olacak. Sen mi? Evet. İçimden bir ses orada daha mutlu olacağını söylüyor. Kendall Bey, siz iyi misiniz? Yani emin misiniz? Çok eminim. Özlenen olmak, özleyen olmaktan daha iyidir. Sizi çok seviyorum.
Sana ne oluyor şimdi Dudu? Duygulandım. Üzüldüm biraz. Ne de olsa Dünür'ü. Onu bir daha göremeyecek. Hadi Perihan, lütfen bana onu savunma. Eski aşka gidecek ya, ondan ağlıyor. Benim için bu kadar gözyaşı döktüyse namerdim. Hayırsız Dudu, ne olacak? Aa, Perihan, şuna bir şey söyler misin, üstüme gelmesin. Zaten duygulandım. Hep bizim yüzümüzden gitmeye karar verdi. Ya Dudu Hanım, hayatımızdaki bazı insanların değerini ancak onları kaybederken anlıyormuşuz, değil mi? Ne kadar huysuz, ne kadar aksi olursan ol, seni kaybetmek istemiyorum ben. Ben de. Affedersin. Sen de beni affet kardeşim. Gel. Girebilir miyim? Gir. İyi misin? Nasıl iyi olabilirim ki? Tuğçe'yi kaybettim. Cem, lütfen biraz sakin olur musun? Olamam. Kız kardeşlerim hayatımı mahvetti. Bak Cem, olayları tam olarak anlatmadığın için ben de işin aslını bilmiyorum. Şu Tina ile aranda gerçekten bir şey oldu mu? Tabii ki hayır. Bak, artık lise 1'e başlıyorsun. Seninle iki arkadaş gibi konuşabiliriz. Onunla aramızda hiçbir şey olmadı. Zaten onu topu topu 5 gün gördüm. İyi. Buna gerçekten çok sevindim. Peki sorabilir miyim? Gece yarısı onunla havuzda ne işin vardı? Buna verecek bir cevabın yok mu? Var ama yok. Bak Cem, bana güvenebilirsin. Sır saklayabilirim. Hem eğer bana işin aslını anlatırsan Tuğçe ile barışmana yardımcı da olurum. Hadi Cem, anlat bana. Betüş biliyorsun, Tina yüzme öğretmeni. Evet. Ve ben o kadar iyi yüzme bilmiyorum. Şimdilik. Ve bu sene Tuğçe ile okulun yüzme kulübüne katılacağız. Ha, kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renkli.